Bursa'nın lezzet haritasından herkese merhaba. Her hafta Bursa'nın birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıyor olacağımız bu programda şimdi Abidin Usta Osmanlı sofrasındayız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir mekandayız. Atmosfer harika. Lezzetlerin olduğu bir yerdeyiz. O yüzden biz teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Gerçekten tarihi bir yerdeyiz. O hani tarihi bir sizden dinlemek isteriz açıkçası önce. Şimdi evet, Bursa'nın lezzet haritası diye başladığınız bu program gerçekten Bursa için çok güzel bir kazanım. Öncelikle bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. 1967'de başlayan bir hikaye. İşte Tahtakale'de çıraklıkla başlayıp 1967'de tekrar kendi lokantasını açan bir yapıyla başlayan, şu anda 2022 günümüze gelen bir, halen daha devam eden bir lokanta serüveni. Dolayısıyla Bursa'nın lezzetlerini günümüze taşımak her geçen gün önem taşıyan bir konuma geldi. Neticede sürekli hazır gıdalar ve diğer işte çabuk yemek kültürleri bizim sektörümüzdeki belli başlı rekabeti getiren bir yapıya sahip. Ama bugün Bursa'nın bir mutfağı var. Yani Bursa'nın Osmanlı'dan gelen bir mutfağı var. Evet. Dolayısıyla her gün 45 ila 50 çeşit yemeğini hazırlayan, bunu Bursa'nın sanayicisiyle, esnafıyla, halkıyla buluşturabilen mekanlar var. Dolayısıyla bu mekanların yaşaması lazım. Pandemiyle beraber gerçekten bu mekanların yaşama şartları biraz zorlaştı. Ama çok şükür pandemiyi de bir şekilde azalttık, bitirdik. İnsanların gerek kendi tedbirleri, gerek aşılar. Dolayısıyla belli bir aşamaya geldi. Evet, Bursa'nın lezzetlerini dediğinizde, Bursa'nın bir işte bizim Abidin Usta denince süt helva ile aklıma geliyor. Daha sonrasında tabii ki kuzu tandırı, ciğer sarması, hünkâr beğendisi, elbasan tava, ciğer tava, Arnavut ciğeri, kadın budu köftesi, yani gibi her birini aynı anda tezgahınızda bulup bunların işte seçeneklerini yaparak bir tabak oluşturarak gününüzü tamamlayıp, yanında bunun ayrıca bir de zeytinyağlı çeşitleri, diyette olan, sağlığına dikkat eden, yeme grubundaysanız onu da rahatlıkla bulabileceğiniz bir mekan. Mekan kaçıncı jenerasyonda? İkinci jenerasyonda mı? İkinci jenerasyon tabii ki. Rahmetli babamın başlattığı, benim de devam ettiğim ikinci jenerasyon olarak aileyle beraber. Şu anda 3 şubemiz var garsonlu, evet, şekilde. 3 tane de self-service express adı altında Bursa'da 6 lokasyonda hizmet eden bir yapımız var. İlk şubemiz Tuz Pazarı şubemiz. 1967'de açılan, halen daha devam eden Bayatane Caddesi'nde 3 katlı güzel şık bir mekan. Dolayısıyla orası aynı zamanda tarihi bir mekan olma özelliğini yapıyor. Sonrasında 2012 Kestel'deki şubemizi açmamız. Orada da sanayi bölgesinin içerisinde. Sonrasında pandemi çıkışı 2021 bir şube değişikliği. Fomara'daki şubemizi Yalova Yolu İstanbul Yolu Şubesi adı altında İstanbul Yolu'nda bir güzel bir mekanla taşlandırdık. Burası da şu anda çok şükür her geçen gün daha iyiye giden bir yapısıyla ve insanların rahat ulaşabilmesini sağlayan bir mekanlara çıkmak zorundaydık. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi uzun yıllardır tabii devam ediyor bu serüven. Tabii bu kadar uzun sürmesinin bir sebebi de müşterilerin de teveccühü mutlaka. Hani insanlar bir aidiyet duygusuyla da geliyorlar size. Oradaki sır ne, nüans ne? Tabii ki o aidiyet duygusunu dediğinizde şöyle bir anekdotum var hep benim. 2012'de Kestel'deki lokantayı açtığımda cuma günüydü. Ertesi sabah cumartesiydi. Sabah işte evden çıktım, belli bir enerjiyle, hadi dükkanın ilk günü falan böyle. Sabah herhalde 6.30-7'ye çeyrek kala gibi dükkana vardım. 7 gibi bir müşterimiz geldi.
2012 yılında ortalama 45'li yaşlarda bir müşterimizdi. Neyse çorbasını içti. Çorbasından sonra hadi afiyet olsun, hayırlı olsun. Hani konu öyle açıldı. Sonrasında ya dedi, ben Gürsu'dan geliyorum. Çok teşekkür ediyorum size dedi, buraya şube açtığınız için. Rahmetli babanız dedi, benim dedi sünnet cemiyetimdeki yemeğimi yapmıştı dedi. Aa, nereden nereye? Şimdi aidiyet ve hikaye konusunu buradan çok net bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer şubelerde de bu tarz hikayelerle dolaşıyor. Bir de böyle sürdürülebilir yani bir yapı. Önemli olan sizin bu kaliteyi, bu kadroyu, bu ekibi aynı şekilde, aynı yıllarda devam ettirebilmeniz. Az önce bahsettiğim gibi çok dalgalı bir süreçlerden geçiyoruz. Evet, evet. Önemli olan bu dalgalı süreçlerde nasıl pozisyon aldınız, nasıl hareketler yaptınız. Pandemi döneminde gerçekten çok zorlandık. Ortalama toplamda 9 ay kapalı kaldık. Ciddi süre. Ve kapalı kaldıktan sonraki süreçte de biz açıldık ama bazı günler acaba kapalı kalsa mıydık diye dediğimiz günler oldu. Niye? Bizim işlerin her mekanın öyledir ama bizim tarzımızdaki mutfakların, sulu yemek lokantalarının bir açılma maliyeti vardır. Dükkan açıldığında olmazsa olmaz bir maliyetiniz vardır. Bu maliyeti de belli bir müşteriyle yakalayabilirsiniz. O müşteriyi yakaladıktan sonraki artı gelen müşteri size artı sağlar o gün. Eğer ki o yakalama, yani o yakaladığınız o seviyedeki müşteriyi yakalayamazsanız o gün komple size zarar olarak kalır. Burası bir ızgara veya bir şey gibi değil. Yani nasıl diyeyim, siparişle çalışan bir yapı değil. Önce biz yapıyoruz, yemeklerimizi hazırlıyoruz. Gelen müşterilere göre hazırlığımız taçlanıyor veya taçlanmıyor. Dolayısıyla müşterinin önemi her yerde önemli ama bizim tarzımızdaki lokantalarda çok önemli. Kesinlikle. Önemli bir şeye de dikkat çektiniz. Onu ben atlamak istemiyorum. Hani bir açalım istiyorum aslında. Şimdi evet, Türk halkı fast food'u da seviyor. Ya da sevmek mi diyelim, hani ihtiyacını çabuk karşılıyor mu diyelim, orası da hani tartışılır. Şimdi fast food'da hakikaten hem çok az seçenek, tek tip yemek yiyip çıkıyorsunuz. Hem de aslında hiçbir hizmet almıyorsunuz. Yani orada hazırlanan tepsiyi alıp hani deyim yerindeyse bir yer bulursanız böyle bir köşede sığınıp yiyorsunuz. Aslında hani sıfır hizmet. Tam tersi sizin gibi işletmelerde ise çok çeşit ve lezzetlerin yanı sıra bir de hizmet kısmı var işin. Hani garsonlar ona göre giyimiyle kuşamıyla size hizmet ediyorlar. Hani ta ki sizi uğurlayana kadar, kapıdan girişten çıkana kadar A'dan Z'ye bir hizmet var. Şimdi hani çok birbirinden farklı yönde iki sistem aslında. Ama buna rağmen fast food da tercih ediliyor. Siz bu ikilemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki bazı şeyleri şartlar belirliyor. Yani fast food baktığınızda belli şartların doğurduğu, hızlı yemek yeme alışkanlığının günümüzde mecburen geliyor olması, iş dünyasının ve bazı maliyetlerin getirdiği bir yapı. Dediğiniz gibi seviyor veya sevmek zorunda kalıyor. Evet. Yani ikisi beraber. Çünkü şimdi artık ekonomik de değil aslında bir taraftan. Yani fast food hani bugünkü şartlarda, hani eskiden ekonomiden dolayı tercih ediliyordu diye, bugün ekonomik de değil artık. Tabii. Yani şimdi baktığınız zaman ekonomiklik ayrı bir boyutu zaten. Evet. İşin özellikle pandemiden sonra gıda krizi, dünyadaki şu andaki kriz baştan gıda ile başlıyor şu anda. Dolayısıyla onunla alakalı ekonomik boyutu da açtı olayın. Biz her az önce bahsettiğiniz gibi hizmet şeklinin de maliyeti var. Garsonluk, evet, ve yani işte ta çıkışa kadar olan karşılamandan başlayın da yani gıda artı hizmet var burada. Dolayısıyla bir tercih sebebi. Ama yine de bizim dükkanımızdaki hizmetlere baktığınızda, dükkanlarımızdaki dedim ya az önce 3 tane sel servis dükkanımız var, 3 tane de garsonlu dükkanımız var. Biz de aslında sulu yemeğin bir, hani fast food demek istemiyorum ama express demek istiyorum ona. Çünkü bizim işin fast food'unu ben doğru bulmuyorum yani. Evet, sel serviste gidiyor müşterimiz, bu AVM'lerde kendisi alıyor, oturuyor. Ona karşı da iyi bir ilgi var. Yani aslında işte çabuk yemek yiyeyim ama yine tencere yemeği, yine vaktinde yapılmış ve
demlenmiş yemek yiyeyim dediğinizde de AVM'lerde de az çok bizlerim gibi meslektaşlarımızı bulabilirsiniz. Bizler de varız. Dolayısıyla bazı şartlar oraya getiriyor. Onlara da mesela ne yapıyoruz? Orada da üretimi yapmamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şubelerdeki mutfaklarımızdan sabah buraya ürettiğimiz yemeklerden buranın tezgahının yarısı kadar oralarda da bir tezgah oluşturup orada mesela burada 30-40 çeşit yemek varsa orada 20-25 çeşitle çözüyoruz. Oranın fiyatları biraz daha buraya hizmetten dolayı biraz daha ekonomik hale getiriyor. Dolayısıyla tercih sebebi doğuruyor o da. Dolayısıyla bu işte birbirini tamamlayan entegre. Bazen siz her ne kadar kural koyuyorum ben bu işi böyle yapıyorum değil, kuralı müşteri koyuyor. Siz belli başlı kuralı koyuyorsunuz tabii ki ama asıl kuralı müşteri koyuyor. Dediğiniz gibi adamın ekonomik ve vakti nasıl müsaitse yemeğini de ona göre tercih ediyor. Biz bunlara ne kadar cevap verebiliyoruzun hazırlığını yapmamız lazım. Yani talep nedir? Talebe göre hareket etmemiz lazım. Bahsettiğiniz yatırımlar devam ediyor restoran ve ekspres kısmındaki. Yeni yatırımlar var mı? Yenilikler var mı sizinle ilgili? Neler bekliyor? Tüketici? Yeni yatırım her zaman olmalı. Yani yeni yatırıma durdurduğunuz zaman gerçekten oyundan çıkıyorsunuz. Yani sürdürülebilirliğinizde sıkıntılar başlıyor o zaman. Yeni yatırım sadece yeni şubeyle algılanması da doğru değil. Mevcut şubelerdeki hizmet şekli, mevcut şubelerdeki yeni yapılanmalar da bana göre yeni yatırımdır. Ne bileyim işte tutun bugün enerji, ciddi maliyet. Yani enerjiyle alakalı bir yatırım yapmak zorundasınız. Sistem sizi oraya itiyor zaten. Evet yeni şube olabilir şartlar ve doğru nokta oluştuğunda neden olmasın. Ama günümüzde bir de tabii ki diğer bir konu personel. Yani gerçekten buna ilgili büyük sıkıntı var değil mi? Özellikle pandemiyle beraber bizim sektör personel açısından çok hasar aldı. Yani biz tekrardan bu algıyı personel tarafında yeniden nasıl toparlarızın şeyini çalışıyoruz. Gerek ticaret odasında gerek meslektaşlarımızla ilgili olduğumuz komitelerde. Çünkü 9-10 ay insanlar kapalı kalınca sektöre karşı bakış açıları değişti. Dolayısıyla bizim sektörden sanayi tarafına, otomotive, tekstile geçen bir çalışan arkadaşlarımız oldu. Evet. Dolayısıyla yeniden bunu toparlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Gerek eğitimler yapıyoruz. Şube için artık geçenlerde onu dedim yani artık şube açmak sadece maddiyatla değil. Zaten maddiyatınız yoksa şube açamazsınız. Artık personel birinci sırayı almaya başladı. Şube açılışındaki kadro ve personel yatırım sıralamasında birinci sırayı alır duruma geldi. O zaman şöyle bağlayayım ben, soruyla bağlayacağım. Tabii ki. Abidin Usta markası adı altında bir akademi olur mu? Hem şeflik hem işte garsonluk hem bu mesleği daha cazip hale getirecek bir akademi düşüncesi var mı? Ya aslında şu anda zaten devletimizin yaptığı teşviklerle bu anlamda her bir Abidin Usta'nın mutfağı aslında eğitim akademisi. Yani dolayısıyla usta ve usta yardımcısı adı altında personel alıp bunu yetiştirdiğinizde devlet size şu anda SGK ve diğer konularla alakalı ciddi teşvikler veriyor. Dolayısıyla bizim şu anda arkadaşlarımızın içerisinde her mutfakta bir iki tane bu şekilde çalışan yetiştirdiğimiz bir yapı var. Evet Abidin Usta aslında siz kendiniz de söylediğiniz bir akademi. Yani Bursa'da artık Abidin Usta'da belli başlı çalışıp da bazen burada tamamlamış ama kendi dükkanını açmış ama başka bir yerde daha iyi bir yerde daha değişik otel mutfaklarında çalışan arkadaşlarımızı görüyorum. Çok da mutlu ediyor bu beni. Dolayısıyla doğal olarak bir akademi konusuna geçiyor zaten mekanlar. Böyle bir ismi yok ama zaten böyle bir fiili var. Yani kendiliğinden oluştu bu. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mutfakta tekrar görüşmek tamam, üzere. Tamam, sağ olun. Hakikaten şimdi henüz kadrajda değil ama böyle metrelerce uzay giden bir şimdi yer. Şöyle. Bizim işte her ne kadar anlatsan da
senin anlattıklarını sağa doldur. Şimdi işin sahasına geldik. Evet, evet. Dolayısıyla aynen, buradan zeytinyağlı ve salata tatlı çeşitlerimizden başlayıp evet, ta çorbalarımıza kadar bir tezgahımız hazır. Zaten şu anda tam saat 12, servisin evet, başladığı başlıyor bir ortam. Ondan böyle sonrasında da bir helva tamam yapımı olacak. Hızlıca bir ya böyle. Burada aynı zamanda bir de ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Evet. Fırınlarımız sıcak sıcak hepsi çıktı tabii şu an hatta. Şu an özellikle Kestel ve İstanbul'da da şubemizde böyle pidelerimizi kendimiz yapıyoruz. O zaman şöyle hızlıca bir anlatıp geçelim evet mi? Neler şimdi var? Şimdi burada soğuklarla başlıyoruz. Burada her gün salatalarımız var. Mevsim salatamız, çoban salatamız, turşumuz, zeytinyağlı çeşitlerimiz. Her gün işte yaklaşık 13-14 çeşit. Sonrasında buradan başlayan ciğer ve tavukla başlayıp köftelerimiz, ciğer sarmalarımız, musakka, kavurma, hünkâr beğendi, dana kavurma, papaz yani, kuzu incik, kuzu tandır. Kuzu tandır olmazsa olmaz, her gün evet listemizde vardır. Her gün çorba çeşitlerimiz, çorbalar burada. Her gün 5 çeşit çorbamız vardır. İşkembe, kelle paça, tavuk suyu. Helva çeşitlerimiz, her gün 3 çeşit helvamız vardır. Bugün cuma kestaneli helvamız. Bizim yani süt helvanın türevlerini yapıyoruz biz aynı zamanda. Bursa'nın da kestanesi zaten biliyorsunuz ciddi olmazsa olmaz bir meyvesidir. Onun helvasını yaptık. Dolayısıyla böğürtlenlisini yapıyoruz, safranlısını yapıyoruz. Süt helva, irmik helva aynı şekilde. Şimdi helva zaten buranın hani ne denir? Spesiyeli. Kesinlikle. Şimdi helvaya da geçeceğiz ama şunu sormadan oraya geçmeyeyim istiyorum. Kaç çeşit var toplam bu her günde çıkan çeşit? Her gün ortalama 40 ila 45 çeşit yemeğimiz 45 var. Kaçta başlıyor bu hazırlıklar? Sabah çünkü saat 40 çeşit yani. Bizim çorbalarımız 6 gibi tezgahta hazır. Ekibimiz sabah 5 gibi, 4.30 gibi mekanlara gelir. Ondan sonrasında da bu saatlerde 11, 11.30 gibi 11, 12'ye çeyrek kala tüm tezgahımız hazır. Yani bu tezgahı böyle hazırlamak gerçekten ekibin ciddi emekleriyle oluyor yani. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi tabii süt helvası dediğimiz gibi sizin spesiyeliniz. Yıllardır da böyle lezzeti hakikaten damakta kalan bir tadı var. Evet. Bir sırrı var mutlaka bunun ama bakalım şimdi orada görecek evet, miyiz o sırrı? Sırrını belgeleyeceğiz şimdi. Yüksel Usta bize o meşhur süt helvasını yapacak şimdi. Şefim, nedir bunun sırrı? Ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Sırrı sevgi. Çiçek yağı karışımı koyuyor. Evet. Evet, sıvı yağ. Evet, sıvı yağ. Ne ekledik içine şimdi? İçine çam fıstığı ekledik. Evet, karıştırıyoruz. Burada sütümüz kaynıyor ayette. Sonra unumuzu ilave ediyoruz. Evet. Bu böyle ne kadar, kaç dakika kaynaması lazım? Aşağı yukarı 15-20 dakika kavuruyoruz kısık ateşte. Ve karıştırıyoruz. Evet. Sütümüz kaynar vaziyette olacak. Evet. Bu böyle bir kıvam alana kadar, değil mi? Karıştırıyoruz. Pembeleşmesine kadar karıştırıyoruz. Evet, pembeleşmesi lazım. Sütün de aynı anda bir yandan da kaynıyor olması lazım. Sütünü yavaş yavaş. İkisi aynı anda ocakta evet olacak. Evet. Aynı zamanda süt helvanın da Bursa coğrafi işaretini de aldık. Bursa'nın artık coğrafi işaretli Bursa'nın lezzeti yani süt helvası. Harika. Evet. Tescillendi tabii ki artık. Süt helvası başka yerlerde de yapılıyor mu? Tabii. Bursa'da bizim tarzımızdaki lokantalarda genelde süt helvası vardır. Evet, iyice böyle bir kıvam aldı şimdi. Ama daha bıkmadan karıştırmaya devam. Evet şefim, evet, kaynıyor ikisi de. Sütümüz şimdi kaynıyor. Ne yapıyoruz? Unumuz kıvamı geldi. Artık sütü ekleme evet zamanı. Yavaş yavaş. Demizleri sayıp karıştırıyoruz.
Elvan'ın kader anı diyebiliriz bu anı. Şimdi nasıl bir kıvam alacak bu? Şimdi muhallebi kıvamına gelecek. Ama ben sizin yanınızda bulunduğum sürede şunu gördüm. Bu işin sırrı evet. Sürekli karıştırmak. Evet. Devamlı karıştırmak. Evet, sütümüzü verdik helvaya. Evet. Şimdi sıra geldi şekere. Azar azar şekerimizi veriyoruz. Peki şefim, bu mesela ortalama kaç kişilik bir helva ve buna ne kadar şeker katıyoruz? 20 kişilik falan. Yarım kilogram un var. 1 kilogram şeker var. Yarım kilogram kadar da yağ var. Bu arada tabii şekeri birdenbire vermiyoruz. Evet. Kademe yavaş kademe yavaş veriyoruz. Karıştırıp iyice içine nüfuz ettikten sonra bir miktar daha. Aynen. Bunu kaç dakikadır karıştırıyoruz? Ben artık yaklaşık 20-25 dakika karıştı. Neredeyse yarım saattir karıştı. Evet. Kıvama geldi ama tabii işimiz bitmedi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi işin en güzel yerine geldik. Evet. Elvamızı tepsiye alıyoruz. Evet Abidin Bey, şefimiz valla büyük ter döktü. Yarım saat kadar karıştırdı, yaptı ama şimdi daha bitmedi. Finale geldi. Şimdi şunu diyeceğim, süt elması deyince böyle akılda pratik bir şeymiş gibi uyanıyor ama yani hiç de öyle değilmiş. Aslında bakarsanız pratik ama ciddi emek isteyen bir pratiklik kesinlikle, var. Kesinlikle. Dolayısıyla burada ustalarımızın emeği kesinlikle en önemli unsurlardan bir tanesi. İyi malzeme iyi ustayla taşlanır. Kesinlikle. Yok, bundan sonra ben süt elması yerken ustaları yad edeceğim, ona o bir gerçek. Ona göre gördünüz. Evet ustam. Evet. Ne aşamalardan geçti şu ana kadar ve ne yapıyoruz? Kısaca alalım şimdi sizden. Şimdi helvayı önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğiz. Orada güzel bir kızaracak üstü. Güzel bir sunum olacak inşallah. Helvanın demlenme zamanına geldi şimdi. Evet. Şimdi bir aslında bir pişme aşamasından geçti. Ama finali fırında yapacak değil evet, mi? Aynen. Şimdi fırınımız da sıradan bir fırın değil. Böyle bayağı bir taş fırın. Taş fırın olmayanlar ne yapacak usta? Normal elektrikli fırın. Orada da olur değil mi? Ateşte. Kaç derece olması 275. Lazım? 275. Evet. Önceden ısıtılmış fırında. O zaman hadi finali yapalım. Tabii şunu söyleyelim şefim, bu ne kadar süre kalacak bu fırında? Süresi önemli. 8-10 dakika içinde olur. 10 dakika yeter. Evet, evet. Peki. Bu nasıl böyle kabardı şefim? Bunu unumuzu iyi kavurduğumuz sürece, iyi harmanladığımız sürece kavurur. Üstü de yandı. Aslında süt helvasının olmazsa olmazı evet, da üstünün yanık olması değil mi? Aynen. Ama çok da yakmamamız da lazım herhalde. Şu an tam kıvamında. Elinize sağlık. Helvayı eskiden benim çocukluğum döneminde fırında değil direkt ocakta dibini yakardık. Üstü helvanın normal açık rengi, kendi helva olurdu renginde. Kaşıkla onu aldığımızda dibi böyle kazan dibi yanığında çıkardı. Sonra tabii fırınlar ve konveksiyonlu fırınlar ve bu tarz fırınlar devreye girince böyle hem helva demlenmiş oluyor hem de üzeri yanmış oluyor. Peki şunu sorayım, siz hangini tercih ediyorsunuz şu an? Yani çocukluğumda yediğim için eskisi. Ama bu şu anda tabii ki helvanın demlenmesi çok önemli. Bence şu an biz böyle devam ediyoruz. Şimdi bir de bu helvanın bir özelliği de aslında sıcak gelmesi tabii, değil mi? Tabii bu kadar sıcak değil. Yani bu kadar sıcağı da seven var. Şimdi Abidin Bey, tabii burada hani 50'ye yakın çeşit var diye konuştuk ya. Evet. Şimdi biz de geldiğimizde hani aynı diyaloğu sizinle yaşıyoruz ama bunu hani bir kere de zikredeyim istedim. Hakikaten insanın kafası o kadar karışıyor ki hem ne yiyeceğini şaşırıyor hem hepsini yemek istiyor ama hepsini yemek de mümkün.
Bu durumda ne yapıyoruz? Abidin Usta'nın çözümü kafası karışık olanlara aşçı tabağı hazırlamak. Aşçı tabağı. Şeflerimiz ve buradaki güzel arkadaşlarımız çok güzel aşçı tabağı yaparlar. Aşçı tabağında da her yemeğimizden ortalama birer belli oranda, gramajlarda güzel bir aşçı tabağı yapar. Evet, İsmail Şef'im. Nedir bu aşçı tabağı? Aşçı tabağı çeşitlerden oluşuyor. Yanında iç pilav, yanında birkaç çeşit yemek. O şekilde karışık bir tabak hazırlıyoruz. Hadi yapalım. Anlatalım bir taraftan. Biraz iç pilav. Evet. Yanına patates kesin. Evet. Domates, biber. Kuzu tandır. Değil mi? Azar azar. Koyduklarımızı söyleyebiliriz isimlerini. Evet. Dana bonfile. Evet. Biraz dana kavurma. Kaşarlı sarma köftemiz. Evet. Biraz da ciğer bırakalım. Bu şekilde hazır. Evet, gerçekten aşçı tabağı efsane görünüyor. Elinize sağlık. Tabaklarımızı. Evet Abidin Bey, gerçekten şimdi aşağıda da güzel görünüyordu ama böyle sunum halinde de gelince gerçekten çok güzel görünüyor. Tabii bu işin lezzet kadar sunumu da önemli değil mi? Kesinlikle. Yani sunumla bizim yaptığımız hizmetler taçlanıyor. Sunduğunuz kadar ürünleriniz güzel. Dolayısıyla biz de sunuma çok önem veriyoruz. Buyurun, afiyet evet. olsun. Finali yapalım değil mi artık? Gerçekten. Evet. Ya, hakikaten insan hangisinden başlayacağını da şaşırıyor bu durumda. Evet. Şöyle. Evet. Gerçekten artık söyleyecek bir şey yok. Şeflerin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hepsi harika. Evet Abidin Bey, yemekler gerçekten hani söyleyecek bir şey yok. Tekrar ustaların ellerine sağlık. Evet. Ama ben tabii helvayı da merakla bekliyorum. Şimdi o kadar biz de yanında bekleyince gerçekten... Siz de helvaya emek verdiniz bugün. Evet, benim de emeğim var evet, burada. Kesinlikle. Gerçi Bursa'da zaten bunu tatmayan herhalde kalmamıştır artık kesinlikle, ama... Kesinlikle, doğru. Evet, ceviz de ekleyelim. Helvayı da ceviz ve isteyene tarçınla da servis yapıyoruz ama evet. tercihimiz ceviz. Ve tabii yine söyleyeceğim bunu, bir tık sıcak olması kesinlikle idealdir helvanın. Soğuk seveni de var evet. ama sıcak tercihimiz. Değil mi? İdeali sıcaktır. Evet. Müsaadenizle tabii ben bunu ki. Bekletmeyeceğim. Buyurun. Buyurun, afiyet olsun. Her zamanki gibi çok lezzetli, gerçekten ellerinize sağlık ve bunun... Coğrafi işaretinin alınması da çok kıymetli. Şehrimiz için çok önemliydi. Çok kıymetli. Bunun için de biz Bursa halkı adına size teşekkür etmiş olalım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman bekliyoruz. Aynı zamanda tüm Bursalı ve Bursa dışından misafirleri olan tüm hemşerilerimizi şubelerimize, lokantalarımıza bekliyoruz. Bursa mutfağını da tanıtmak, Bursa lezzetlerini de tanıtmak bize her geçen gün keyif ve lezzet veriyor.